Abicim, evet, seninle abi. İlgili biraz bunları biliyor musunuzlar var. Birkaç bir şey okuyayım mı? Belki pek kimse bilmiyordur. Ha? İster misin? İsterim abi, buyur. Annesiyle babası amca çocuğuymuş. Birlikte büyümüşler. Babası seyyar satıcı, çeyizlik eşya dikip satıyormuş. Annesi ev hanımı ve çeyizlik dikiyormuş. 24 yaşında bir erkek kardeşi var. Sinema TV okuyormuş. Yoksul bir çocukluk geçirmiş. Büyüdüğü yerlerde racon birini döverek değil, lafla cezalandırmakmış. Turabi'nin aforizmaları da o dönemlerden aklında kalanlar laflarmış. Doğru mudur bu? Doğrudur. Oralardan kalma mı? Doğrudur. Doğru. Abi. Ama o zorlukları hep cebine atmışsın yani. Vallahi bu kadar yararlı olacağını bilmiyordum abi. Peki giderken Survivor'a çalışmış mıydın? Biraz da vardı herhalde böyle ceptekilerin dışında da. Ne kadar çalışsan da o açlıkta akılda kalmaz abi. Evet. Yani ne kadar çalışsan, ezberlesen de akılda kalmaz. Az çok siz biliyorsunuz oyunculuğu, ezberin ne demek olduğunu. O yoklukta hiçbir zaman akılda kalmaz. Onlar benim geçmişimden kalan şeyler. Ya bir ara bir bölümde arka arkaya 20 mani birden saydırdın yani. Hani doğru mu? Bir de öyle bir bölümümüz de vardı yani. Peki çocukluğunda birinden hoşlandığında bunu ona söylemek yerine defterine ya da sokakların duvarlarına dörtlükler yazarmış. Sen bayağı yani bulduğun yere döşüyorsun da yani sadece lafla değil taşkın, yani. Taşkın, taşkın. Ha, taşkın. Taşkın. Taşkın derler. Taşıyor. Kapı evet. Zillerini çalar onlar falan. Öyle miydin sen? Ne bileyim, bizim zamanımızda öyle bir kıza telefonla ya da ne bileyim başka bir benimle çıkar mısın gibi laflar yoktu abi. Birincisi... Ay çok yaşlıymış gibi. Gerçekten senin zamanında o yoksa bizim zamanımızda... Ya da benim büyüdüğüm yerde diyeyim abi. Sen zamanı söyleme, ben hiç söylemiyorum. Hayır dedin ya duvara falan yazıyorum. Şey o kız duvardaki yazıyı görmezse, yani o duvarın üstünden gitti geçmezse. Gider. Canım gitti o da gidip gider. Başka bir semtteki duvara yazmıyor. Kızın Hayır canım, kız oturduğu üstün, yerin duvarına yazılıyor. Kız üstüne alınmadı mesela. Ha, kız üstüne alınmadı. Ha. Evet. Boşa gidiyor abi. O öyle yazmıyor ki, o bir kıza yazmıyor. Duvara yazıyor hangi kız üstüne alınırsa. Yani çok bekliyor iyi. Bakalım alınanı çıkacak mı oradan diye yani. Alınan varsa. Sokakta dans eden çocukları izleyip break dansa merak sarmış. Hırs yapıp dans etmeyi öğrenmiş. Babası terzi olmasını istemiş. Babasına benim hayatım başka deyip 15 yaşında evden ayrılmış. Yazlık yerlerde animatörlük yapmış. Herkesin atarlı olduğu bir mahallede kendini korumak için tekvandoya yönelmiş. Kendini tanıtmak için benimle dans eder misin yarışmasına girip finale kadar gitmiş ama elenmiş. Seyfi Dursunoğlu ile bir kez yarışmacı ayrılırken ağlamış. İlk kez bir yarışmacı ayrılırken ağlamış. Turabi'yi götürüp Taksim'e bırakmışlar. Bu nasıl bir şey? Yarışmadan sonra götürüp bir yere mi bırakıyorlar senin işin bitti? Bırakmışlar ve kalacak hiçbir yeri yokmuş. Sokaklarda dolaşırken iş arıyorum dediği herkes ne işi ya gel bir fotoğraf çekelim Turabi deyip dönmüş arkasını. Geceleri sabaha kadar açık olan internet kafelere gidip uyumuş. Vay arkadaş, buralar var yani. Dövüş için uzak doğuya gitmiş. Tayvan'da kafes dövüşü. Tayland'da Muay Thai yapmış. Ayağı çatlamış, ayağı kırılmış. Sizli bizli konuşmayı beceremeyip lanlı lunlu konuşuyor diye Acun'dan azar yemiş. O azar o kadar dokunmuş ki gidip diksiyon derslerine başlamış. Doğru mu bu hikaye? Doğrudur abi. Ya bir tane vardı, onu atladım. Esas o enteresandı. LGS okuyamamış, LGS'yi kazanmış. Dalga geçenlere inat. Survivor'a gittiği bütün şort ve tişörtlerini yarışmaya giderken kendisi dikmiş. Aa. Bütün ülkenin tepki göstermediği şeye bir tek sen tepki göster. Ama ne bileyim, hiç beklemedim yani. Hayır, daha başka bir şey vardı ya. Ha? Terzilik yapmış. Annesiyle yani birlikte çeyizlik dikermiş. Mersin'de pek çok kızın, genç kızın çeyizi Turabi'nin elinden çıkmış. Gerçek bunu da, bu da var mıydı yani? Doğrudur abi. Şimdi mesela otursan çeyizlik dikebiliyor musun? Dikerim abi. Kaneviçe maneviçe. Hepsini dikerim abi. Her şey var yani. Aynen. Vay arkadaş.